Evet dostlarım. Şimdi prizmaların tarama ve konu testlerini gömeceğiz birlikte. Hemen ilk soruya bakalım. Ahmet arsası üzerinde 60 metrekarelik bir bölgeyi çevreleyip, bakın burası 60 metrekareymiş. Kenarları üzerine 4 metrelik eş kazıklar çakıyor. Ardından bu derecelerini germiş şekilde tente bırakıp bir basit bir çadır kuruluyor. Çadırın hacmi nedir? Yani şurada oluşan prizmanın bir dörtgen prizmadır arkadaşlarım. Bu taban alanı 60, yüksekliği de 4 olduğu için hacmi 240 santimetre karedir, metre karedir diyebiliriz. İkinci sorumuz. 3 eş kare dik prizmanın yüzey alanlarının toplamı A'dır. Bu prizmalar birleştiğinde elde edilen prizmanın yüzey alanı B'dir. Kare dik prizmaların taban ayrıtlarından biri 4 olduğuna göre A eksi B nedir diye de bir soru sormuş bize. Bakın şurası 4, 4 birleşince şuraya gelmiş 8. Şurası da 4 arkadaşlarım. Şimdi tabii şurası da 4, şurası da 8. Şunun birinin yüzey alanını bulalım. Taban alanı 4 kere 4 16. 16 da yukarıdan gelecek 32. Sonra şurası 8 olduğu için 4 kere 8 32'dir bu dikdörtgen. 4 tane var bu dikdörtgenden etrafını saran 4 tane var. 4 tane 32'den 128 de oradan geliyor. Topladım 0, 5, 6, 160. Bir tanesinin yüzey alanı 160. 3 tane var bundan toplam. 480'miş A. Peki buranın yüzey alanını bulalım dostlarım. Şimdi taban alanı 4 kere 8 32. 32 de yukarıdan gelecek dostlarım 64. Şimdi gelelim yan alanına. Yan alanda tabanın çevresi, tabanın çevresi ne yaptı? 12, 12 daha 24 çarpı yükseklik. Yükseklik de 12 olduğu için 24 çarpı 12 çıktı arkadaşlarım. O da ne yapar? 144 çarpı 2'den 288. Bu da yan alan. Toplarsak 348, 352. Bunun da yüzey alanı B'ydi. 352 çıktı. Aradaki farkı soruyor. 52, 20 daha 72'lik bir fark oluşuyor arada, değil mi? Yok, 80, 48 daha 128'lik bir fark oluşuyor dostlarım. Evet, üçüncü sorumuz. Ayrıtları 40, 30 ve 50 olan dikdörtgenler prizma şimdi kolinin içine ayrıtları 4, 5, 6 olan prizma 5 kutu yerleştirilip kolinin ağzı kapatılıyor. Buna göre kolinin içinde kalan boşluğun hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi şunun hacmini bul, bunun hacmini bul, çıkart diyor arkadaşlarım. Arada ne kadar boşluk varsa. Şimdi bunun hacmi 50 çarpı 30 çarpı 40. 50 çarpı 30 çarpı 40'tır. Bunun hacmi 6 çarpı 5 çarpı 4. 6 çarpı 5 çarpı 4. E bundan da kaç tane varmış dostum? 5 kutu yerleştiriyormuşuz. 5 tane var bundan. Ne yaptı bunun hacmi? 30 çarpı 20 yaptı dostlarım. O zaman 30 çarpı 20'yi çıkartıyoruz dostlar. Şimdi şu da 50 çarpı 30 çarpı 20 çarpı 2'dir. 2 çarpı 50, 100 çarpı 30 çarpı 20'dir. Eksi 30 çarpı 20'yi çıkart diyor. Bak 100 tane 30 çarpı 20'den bir taneyi çıkartıyorum. 99 çarpı 30 çarpı 20 kalıyor. Cevap bu. Artık ne çıkıyorsa arkadaşlarım. Burası ne yaptı? 600 yaptı. 600 çarpı 99. Şimdi çarpmayalım onu. Siz çarparsınız dostlar. Geçelim orayı biz. 6, 8, 10'u gördük. Yukarıda verilenlere göre H ile B noktası arasındaki uzaklık nedir? 10 kök 2'dir. Olay şuydu hatırlarsanız. Cisim köşegenini soruyor. Tek tek kenar uzunluklarının kareleri toplamını kök içinde yazıyorduk. Burada da şöyle bir çakallık öğretmiştim. Şu ikisi 6, 8'den 10'un karesi. 10, 10. Bir dik üçgen düşünün. İki kenarı 10, 10. Hipotenüs ne olur? Kök 2 katı. Ya da uzun uzun yapın isterseniz tabii ki. Yüzey alanı 150 küp. Beton milan içinde küp içinde bir bölüm ayrılarak sağdaki gibi bir saksı yapılıyor arkadaşlarım. Yüzey alanı 150'ymiş. Yani 6 tane A kare 150. Demek ki A kare 25, A 5. Şimdi bunun bir kenarı 5'miş dostlarım bu küpün.
bir kenarı 5'miş kardeşlerim. Bir buradan, bir buradan ayrıldığına göre şuraya ne kaldı dostlar? 2 çıktı 5'ten, 3 kaldı. Bir saksı yapılıyor diyor. İçerideki boşluğun yüksekliğini geçmeyecek biçimde saksının içine en çok kaç birim küp toprak konulabilir diye bir soru sormuş. Şimdi bu içerideki boşluk, boşluğun hacmini soruyor bize. Şurası. Şimdi bu boşluğun da yüksekliği yine aynısı 5. Şuraya x diyelim. Taban alanı 3 çarpı x çarpı yüksekliği 5. 15x yani bunun şeyi, içine konulabilecek toprak. Peki şuradaki x'i bilmiyoruz şimdi arkadaşlarım. Değil mi? Küp biçiminde bir bölüm oyularak diyor. Ha, küp biçiminde oyulacakmış. O zaman bunun burası 3 ya. Burası da 3. Tabii ki şuradaki oyuğun şuradaki kısmı da 3 o zaman arkadaşlar. Küpün hacmi kadar toprak konur. 3'ün küpü 27. HK nedir diye soruyor. AKKB'nin 2 katıymış. O zaman burası 2, burası 4. Gelin şurayı bulalım biz dostlarım. 3 olduğu için burası 3, 4'ten 5. Şimdi şurayı bulalım HD'yi. 12'ymiş. 5, 12, 13 geldi sorumuzun cevabı. 6 da tamam. 7. Bir kenarı 4 santim olan küp tamamen su ile doludur. Küpün içerisindeki su ayrıtları bilmem ne olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kaba konulduğunda suyun yüksekliği en az kaç santim olur diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi bir kenarı 4 ise küpün hacmi 64. Bu suyun hacmi tamamen su ile dolu ya. Şimdi biz prizmamızı kardeşlerim en büyük alanlı yüzeyin üstüne yatıralım. Şöyle şurası 10, şurası 4, yüksekliği de 2 olan buraya yatırdığımızda şimdi bunun taban alanı 40 çarpı yüksekliğine de h diyelim. 40 çarpı h suyun hacmine eşit olur değil mi? Sen bunun içine suyu döktüğünde 64 buna eşit olur. H eşittir 64 bölü 40. 10'a böl 4'e böl 16, 4'e böl 10. 1.6 olur o zaman sorumuzun cevabı. Peki 8. Kenar uzunlukları 20 ve 16 santim olan dikdörtgen biçimdeki iki eş kartondan şekil 1'deki gibi diğeri şekil 2'deki katlanan ağızları açık iki kare dik prizma elde ediliyor. Buna göre şekil 1'deki prizmanın hacmi şekil 2'deki prizmanın hacminden ne kadar fazladır diye bir soru soruyor bize. Şimdi bak buradakilerin her biri 5-5-5 olur arkadaşlarım. Demek ki tabanın ayrıtları 5-5. Yüksekliği de 16. Taban alanı 25 çarpı yükseklik 16 geldi. Ne oldu burası da 400 çıktı bunun hacmi. Bununkine bakalım. Bak bunlar da 4 4 4 diye bölünür. Yani tabanı 4 olur. Alanı 16, yüksekliği de 20 olduğu için 16 çarpı 20'den 320 olur. Yani 80 fazladır dostlar. 9. sorumuz. Kenarları 12 ve x olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun her köşesinden kenarları ikişer santim olan kareler kesiliyor. Kalan parça katlanarak üstü açık dikdörtgenler prizması elde edilen prizmanın hacmi 80 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi bak ne diyor bu da? Şimdi şuraya çizelim bunu. Şöyle kenarları 12 ve x olan her köşesinden ikişer santimlik kareleri kesiyormuşuz. 2, 2. Şuradan da 2, 2. Demek ki şu ortaya 8 kaldı 4 gittiği için. Buradan da 2, 2, buradan da 2, 2. Şunları kestik arkadaşlar. Geri kalanları katladığımda şöyle tabanı şurası olan ki şurası 2, burası 2 olduğu için şurası x eksi 4. Şimdi tabanı 8 çarpı x eksi 4 ve yüksekliği de 2 santim olan bir prizmanın hacmi 80'miş. 8'e böl 10, 2'ye böl 5, x eksi 4 5 ise x 9'dur deriz. 10. soru HB artı HB toplamı en az kaçtır diye soruyor. Şimdi bunları şöyle yan yana üst üste açalım. Birinci yüzey şurası arkadaşlarım. Bu yüzeyi açıyorum hemen. Şöyle oluyor. Şurası 2, şurası 3. 2'ye 3. Hemen üstüne de şu yüksekliği 6 olan şunu açtık. Ve
buradan da buraya geldi bizim çizgimiz. Bunu soruyor. Bakın şurada Pisagor yapıyorum. 9'un karesi 81, 2'nin karesi 4, 85. Kök 85'tir. Yapıştır gelsin. Evet, bu tamamdır dostlarım. Şimdi geçelim. Evet, konu testini halledelim bir de. 4 tane küp şekildeki logo parçaları birleştirmesi aşağıdaki şekil uzunluğu. Buna göre şekildeki küp şeklindeki bir logo parçasının ayrıtı 2 olduğuna göre şeklin yüzey alanı acep nedir? Şimdi küpün bir ayrıtı 2 ise şuradakinin, şuranın alanını biz istersek hemen buluruz dostlarım. Şurası 2, 6 da burası olur. 2 çarpı 6'dan 12 gelir buranın alanı. Arkadan baktığında aynısından bir de orada olacak, 24'tür buranın alanı. Şurada bir görüyorsunuz bir zamazingo var. 2 çarpı 2'den 4 burası. 4'ü yazalım. Şimdi bu taraftan baktığımda 2 tane üst üste küp görüyorum. Yani bir 4 buradan, bir 4'lük alanda buradan 8 görüyorum dostum. Burayı da hallettik. Şimdi bir de nereden bakalım? Yukarıdan bakalım. Bak bir 4 buradan görüyorum. Bir 4, bir 4 de buradan görüyorum. 4, 3 tane 4'ten 12 görüyoruz dostlarım. Şimdi en altından da baktığınızda bir 12 de oradan görüyorsunuz değil mi? 3 tane de küp orada var, 12 de oradan. Hepsinin toplamını soruyor bize dostlar. 24, 36, 48, 52, 60. Ne oldu lan? Şeklindeki yüzey alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Nereyi unuttuk bakalım biz bir 60. Şimdi önden baktığımda 12 burada var. Aynısından bir 12 de orada var. 24. Aa şunları unuttuk la. Dur baştan bir daha yapalım biz ya. Acele ediyoruz işte böyle. Bu kitabı aslında daha çözmeyecektim biliyor musunuz gençler? Sırf hani çok ısrar ettiniz diye böyle hızlı hızlı çözeyim istedim yani. Onu da böyle boş vakit buldukça çözeceğim. Şimdi bir daha sayalım ya tek tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu anda gördüklerim 8. Aha bir de bu 9. Şuradan baktığımda bir buradan bir de buradan görürüm 10-11. Alttan baktığımda 1-2-3 tane görürüm. 11-3 daha 14 tane görüyorum şimdi. Arkadan baktığımda ne görürüm dostlarım? Bir şunların tam arkasını görürüz 3. Bir şunun tam arkasını görürüz. Bir tane de oradan gördük 4. Yani 18 tane kare görüyoruz dostlar. Birinin alanı 4 olduğu için 18 çarpı 4 diyelim. 40-32 daha 72. Geçelim ikinci soruya. Neyi soruyor? Alan, şuranın alanını soruyor. Şimdi yükseklik 6'ymış. 6-8'den burayı 10 bulduk. Bu dikdörtgenin alanını soruyor. 40 çarpı 10'dan, 4 çarpı 10'dan 40. Buna bakalım. Şekilde boyutları 10-20-30 olan hediye kutusu. Yusuf bu hediye birbirine kenarla paralel yok. Nötr kutunun üzerine geçen kurdeleyi ise süslemek istiyor. Kurdeleyi de kullanacağın uzunluğu en az kaçtır diye sormuş bize dostlarım. Uzunluk dediğimiz şey şuradan geçiyor bir kere. Şurayı bir hesaplayalım. Nedir burası? 30. Aynen alttan da bir tane 30 geçiyor dostlarım. Bir 60'ımız var. Şurada bir 10. Şurada da bir 10'umuz var. Ne yaptı bu? 10 buradan geliyor. Bir 10 da buradan iniyor. 20'miz de buradan geliyor dostlarım. 20. Yani 80 santim şu çevre. Şuranın çevresi. Şimdi şurayı hesaplayalım. Şuradan 20. 20 de en alttan gelecek. 40. Şuradan 10'du. Buradan da 10 gelecek. 20. 60 da buradan geliyor. 140 mı yaptı kardeşlerim? En az 140 olması gerekiyormuş dedik. Şuraya geçeceğiz. 4. Şekilde bir ayrıtı 3 olan küpün açılımı verilmiştir. Boyalı kareye yere gelecek işte kapanım tekrar küp haline getirdiğinde A ile B noktaları arasındaki uzaklık nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi küpü kapattığımızda şu yere gelecek dostlarım. İşte bunun hayalini kurması sıkıntı dostlar. Şimdi A nereye geliyor, B nereye geliyor onu gördüğünüz an zaten sorunun sonrası basit. Şimdi A şu yerdeki tabandaki şu sağ alt köşe diyelim şurası. A burası. Burası yerdeki taranmış köşe. Şimdi sen şu kare bakın buraya geldi. Şurası. Buradaki kare buraya geldi. Bu kare de onun üstüne kapandı şuraya. B köşesi buraya geldi otomatik olarak. Bize de B ile A arası dediğimiz yer aslında cisim köşegenini soruyormuş.
Küpün cisim köşegeni a kök 3'tü. Demek ki bir kenarı 3 olduğu için 3 kök 3. Kare dik prizmaymış dostlarım bu. Tabanları 4 4. Prizma testereyle kesildiğinde bir küp ve bir kare dik prizma oluşmaktadır. Kare dik prizmanın hacmi nedir? Şimdi testereyle kesilince bir küp oluşacaksa dostlarım bir kere şöyle 4 santim yüksekliğinde keseceğiz bir kere bu bir. Ve bir de kare dik prizma oluşuyormuş. Şimdi kare dik prizmada oluşacaksa üstte kalan 5 santim yüksekliğinde de kare dik prizma oluştu. Dik prizmanın hacmi nedir? Taban alanı 16 çarpı yüksekliği 5, 80. Dikdörtgenle kap 2 santim yüksekliğine kadar suyla doludur. Tamam. 3, 6. 6 neresi? 6 şurası demek ki kardeşlerim. Şurada da 4 santim boşluk var. Prizma tabanı olacak konuma getirildiğinde suyun yüksekliği ne olur diye soruyor. Önce suyun hacmini bulalım. Taban alanı 8 kere 3, 24. 2 ile çarptım 48. Bu suyun hacmi. Şimdi sen bunu nereye yatırıyorsun? AD H E'nin üstüne yatırıyorsun. Şu sol tarafa doğru devirdik bunu. Şöyle bir şey oldu değil mi? AD EH'ın üstüne yatırdığımızda şöyle bir cisim oluştu. Şimdi yine suyun hacmi şuraya kadar geldi ve 48 santimetre küp yine suyun hacmi. Bu sefer tabanı şurası oldu arkadaşlarım. Şu taban. Yani tabanın bir kenarı 6, bir kenarı 3. Şimdi yüksekliğini bulalım. 6 taban alanı çarpı yükseklik suyun yüksekliği x hacmini verecekti. Yani 48'i. 6 kere 3 18 çarpı x 48'e eşit. Demek ki x eşittir 48 bölü 18. 6'ya bölelim 8, 6'ya bölelim 3. Denizliği paketleyelim. 7. soru. Elinde bulunan kartonlardan dikdörtgenler keserek dikdörtgenler prizma şeklinde kutu yapmaya çalışan simge yapacağı kutunun iki yüzeyini kesip şekildeki gibi yapıştırmıştır. Simgenin kutuyu tamamlayabilmesi için kaç santimetrelik kartona daha ihtiyacı vardır diye soruyor. Dostum bu simge bunu yapacaksa şöyle bir karton elde edecek değil mi? Şöyle bir şey yapması lazım. Şöyle bir prizma yapacak. Bir kere şuradaki alan lazım. Yani 3 çarpı 4'ten 12 lazım. Önümüzdeki şu tam karşımızdaki alan 4 çarpı 6'dan 24 lazım. Üstteki lazım bir kere şu üstteki 3 çarpı 6'dan 18 lazım. Bir de şu arkadaki lazım değil mi arkadaşlarım? O arkadaki de öndekinin aynısı 24 lazım. O zaman 24, 48, 60, 78 karelik bir alana daha ihtiyaç var. Bir aritiyede olan bir küp birer yüzeyleri boyunca çakıştırıp zemine yerleştiriliyor. Buna göre A noktasında bulunan bir karınca üst yüzeye bir geçmek şartıyla B noktasına ulaşıncaya kadar en az kaç birim yol alır? Şimdi A bir kere şu yüzeyi yürüyor değil mi? İlk önce bizim karıncamız şu yüzeyi yürüyecek. Bunu bir şöyle gösterelim şuradaki dikdörtgenimizi. Şöyle bir yüzey. 11'e 7. 7'ye 11. Sonra şu yüzeyi yürüyecek arkadaşlar. Hemen bunu yanına açalım. Şurası 1 ise şuraya 6 kaldı. Şurası da 7. 7'lik ve 6'lık bir yüzey. Sonra en üstteki yüzeyi yürüyecek. Bu da 7'ye 7'lik bir kare. Şöyle bir şey. Peki karıncamız buradan buraya yürüyecek. Şurası toplam ne yaptı dostlarım? 18-24. Burası da 7 olduğu için 7-24'ten 25 birimlik yol yürür bizim karıncamız. Prizmasında 13-6-6-18 hepsini gördük. L noktasına karınca G noktasına ulaşacak. En kısa yol nedir diye soruyor. Şimdi karıncanın yürüdüğü yüzeyleri açalım. Birinci yüzey şu. 18'e şuradan başlamış 6 santimden toplam 13'müş şurası 7 kaldı. Hemen yanına şu yüzeyi açalım. Buradan da şu G noktasına geliyor dostlarım. Şurası da 6'ymış. Şurası yine 24 oldu. Bakın 7-24'ten 25 birimlik yol yürüyecek yine bizim karıncamız. 10. soru. Ayrıtları A ve B olan farklı iki küp üst üste merkezleri çakışacak yerleştiriyorlar. A ve B sırasıyla 5 ve 3 ile orantılı olup yani şurası 5K'nın burası da 3'ün orantısında. Orantılı olup cisme üstten bakıldığında görünen mavi bölgenin alanı 144. Şuradaki alan
144'müş arkadaşlar. Şu kenarlarda kalan şuradaki alanlar 144. Şimdi burası 5K'nın karesidir. Şu mavinin tamamı, üstteki karenin tamamı 5K'nın karesi 25K kare eksi 3K'nın karesi 9K kareyi çıkarttığımda 144'e eşitmiş. Yani 16K kare eşittir 144. 16'ya bölersem K kare 9. K eşittir 3. Demek ki burası 15. Burası 9. 3 olduğu için 15, 9 daha 20. 4 birim yüksekliğindedir bu cisim. 11'e bakıyoruz. Aşağıdaki dikdörtgenler prizmanın pembeye boyanıp şekildeki gibi birim küplere ayrılıyor. Elde edilen küplerden x tanesinin yalnız iki yüzü boyalı, y tanesinin herhangi bir yüzeyi boyalı değildir. Y tanesinin bir yüzeyi boyalı değil. Peki, tamam. X eksi y farkı kaçtır diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Boyanıp şekildeki gibi birim küplere ayrılıyor. X tanesinin yalnız iki yüzü boyalı. Şimdi bakın şu köşedekilerin, köşelerde olanların 3 yüzeyi boyalıdır. Şunların 3 yüzeyi. Şunun da 3 yüzeyi boyalı. Şunun da 3 yüzeyi boyalı. Şunun da, bunun da alttakilerinde. Yani köşelerde olanların 3 yüzeyi boyalı. Şurada olanların, şu kenarda olanların ikişer yüzeyi boyalı. Şuradaki ortada kalanların da sadece bir yüzeyi boyalı arkadaşlar. Ne diyor? Yalnız herhangi bir yüzeyi boyalı değil demişti değil mi? Bir yüzeyi boyalı istemiyor. İki yüzü boyalı iken diyor x tanesini. Şimdi iki yüzü boyalı olanlar hangileriydi? Şu kenarda kalanlar. 1, 2, şuradan 2 tane geliyor. 2 tane de buradan geldi 4. 2 tane buradan geldi 6. 2 tane bu taraftan geldi 8. 2 tane buradan, pardon, 3 tane geliyor değil mi? 1, 2, 3 tane buradan geldi. 3 tane de buradan gelecek şunlar. Şu iki yüzü boyalıdır sadece bunların. 3 tane de buradan. 3 buradan, 3 buradan. 4 tane 3, 12. 4 tane 2, 8. 20 tanesinin iki yüzü boyalıdır arkadaşlarım. X 20'dir. Kaç tanesinin bir yüzeyi boyalı değildir diye soruyor. Bir yüzeyi boyalı değildir. Geri kalan yüzleri boyalıdır o zaman. 5 yüzeyi boyalı olacak arkadaşlarım. 5 yüzü boyalı olanları arıyoruz değil mi? Yani öyle mi demek istemiş? Öyle de olmaz ki ya. Yani şuradakilerin iki yüzü boyalı sadece şuradakinin. Değil mi? Şuradakileri biz kattık mı lan az önce iki yüzlere? Yok, katmadık. Bak bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir de o taraftan gelecek. Dört tane daha var. 24 yaptı bunlar. Tamam, şimdi oldu. Şimdi bir de bir yüzü boyalı değildir dediği, bir herhangi bir yüzeyi boyalı değildir. Yani hiç boyalı olmayanları soruyor. O da şurası olur bak. Şimdi şuradan tam şu ortadakilere baktığınızda şuradakilerin, tam buradan aşağıya doğru 3 sıra var ya arkadaşlarım. Şu ortada kalan, şu ortada kalan şu 1, 2, 3, 4, 5'in bir altındaki şu sırada bulunanların hiçbiri boyalı değil. En alt sıradaki 6 tanenin birer en alttaki yüzleri boyalı. Bunların en üstteki yüzleri boyalı ama ortadaki sıradakilerin hiçbir yüzü boyalı değil. 6 tanesinin de hiçbir yüzü boyalı değil. O zaman cevap 18 geldi. Evet, bu da tamamdır. ÖSYS sorularını çözmüyoruz demiştik. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.